Men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Kıyamete kadar bu ayet bitmez ya. Kıyamete kadar zikrimden yüz çevirene dar bir geçim yaşatacağım diyor. Dar, bunalım, huzursuzluk, sıkıntı, krizler, enflasyon. Neden? Zikrimden yüz çevirene. Gavura niye yapmıyorsun? Gavur ebedi cehenneme gidecek. Ona şu anda bir islaha lüzum yok. Dünya onun cenneti olsun. Ama sen Müslümansın, sen benden yüz çeviremezsin. Yüz çevirirsen ebedi ahiretini kaybedersin. Ben de senin ebedi ahiretini kaybetmeni istemiyorum. Mevla buyuruyor, musibet vurduruyorum. Niye musibet vurduruyorum? Belki dönersin diye. Tevbe edersin diye. Sıkıntının nereden geldiğini çözersin diye. Sen de ne çözdün? Hala çöze çözdüler. Neyi çözüyorlar? İlahiyatçıları, hocaları, diyanetçileri, şunları bunları. E bu dinin hükümleri bizi geri bıraktı. Bunlarda biraz reform yaparsak düzelecekmişiz. Hah! Buldukları çözüme bak. Tam batacakları noktaya geldiler. Halbuki ne demeleri lazım? Biz dinin ayarlarıyla oynadık. Kur'an'a, sünnete, ehl-i sünnete yüz çevirdik. Maddi manevi belamızı bulduk. Şimdi yeniden Kur'an'a, sünnete tevbe edip Allah'a döneceğiz. Bak bakalım Allah yardım ediyor mu etmiyor? Şu anda bu toplum olarak şu vaziyete bakar mısınız? Allah'ın zikrine yönelme mi var, yüz çevirme mi var? Ne görüyorsunuz siz? Ne görüyorsunuz? Bunun en büyük alameti ne? Cemaatta, namazda cemaat yok. Cemaatta adam yok.